Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere daha önce bir önceki videoda paylaştığım bu güzel elbisenin patiğini göstereceğim. Bakın patikleri de bu şekilde. Harika bir takım olarak devam edeceğim. Şimdi hanımlar bakın patiğimizin arka kısmı, ön kısmı açık. Üstünde güzel bir çiçeği var. Çiçeği elbisenin çiçeğiyle aynı. Şöyle alt kısmı çift taban yaptım hanımlar. Beyaz ve yeşil yaptım. İki parçayı birbirine ekledikten sonra da üst kısmını yaptım. Şöyle taban şekli de aynı yapıp üstünü farklı modellerde de yapabilirsiniz. Çiçekleri farklı yapabilirsiniz. Değişik değişik modeller kullanabilirsiniz. Şimdi hanımlar dilerseniz patiğimizin yapımına başlayalım. Hanımlar, ben patiği Nako Kaliko inci ile yaptım. Şöyle 2 numarada tığ kullandım. Elbiseyi de aynı iple yapmıştım. Şimdi bir tane böyle yeşil bir de beyaz kullandım. Bakın tabana 2 kat taban yapıyorum. Şöyle alt tarafa gelecek yere yeşili koydum. Üst tarafa gelecek, yani ayağın değdiği yere de beyaz yaptım şöyle hanımlar. Şimdi bunun yapılışını da göstereceğim sizlere. Şimdi hanımlar, eğer ki biraz daha büyük yapmak isterseniz buradaki zincir sayısını daha uzatabilirsiniz. Ben 18 yaptım. Siz 20-22 yapabilirsiniz. Bu sırayı bir sıra daha artırabilirsiniz hanımlar. Bir sıra trabzan artırabilirsiniz. Evet. Benim bu ölçü tam oldu. Şöyle bir yaş için tam oldu. Şimdi hanımlar ilk önce şöyle zincirimi sabitleyerek başlıyorum. Evet. 1 2 yalnız buradaki zinciri sıkı yapmıyoruz hanımlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir çektim. Dediğim gibi buradaki zinciri sıkı yapmayalım. Sıkı yaptığımız zaman bu orta kısmı toplar hanımlar, çirkin durur. Şimdi birinci zinciri bırakıyorum. Şöyle birinci zinciri bırakıyorum, ikinci zincire batıyorum. Üstüne almadan bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın aynı yere batıyorum. İki tane oldu. Şöyle. Şimdi hanımlar bir yandakine batıyorum. Bir. Şimdi her zincir arasına birer tane sık iğne yapıyorum. Bu bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 7 tane sık iğne yaptım. Bakın en baştakine 2 tane yaptım. Ondan sonra 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi hanımlar tığımın üstüne doluyorum. Bir yandakine batıyorum. Tekrar üçünü birlikte şöyle topladım. Bir tane de böyle yaptım. Tığıma doladım. Bir yandakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum hanımlar. Bir. Bir yandakine batıyorum. İki. Üç. Dört. 5
6, 7. 7 tane de ikili trabzan yaptım. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Bir. Aynı yere batıyorum hanımlar. 2. 3. 4. 5. 6 tane de şöyle aynı yere batarak, aynı zincirin içine batarak, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yaptım. Şimdi hanımlar bir sonrakine batıyorum. Şöyle bir sonraki, şöyle şuraya batayım, göstereceğim. Şöyle hanımlar. Bir. Bakın. 6 taneden sonra buraya 7 tane trabzan yapmıştım. Bu trabzanların hepsinin ucuna batarak, bakın şu uçtaki boşluğa batıyorum. Trabzan yapıyorum. Şöyle. 7 tane trabzanın karşısına 7 tane trabzan yapmış oluyorum. Şu şekilde. Tam karşılarına uç kısmına batıyorum. Zaten zincirin bir kısmına batmıştım. Diğer kısmına da şimdi battım. Şimdi bakın. Burada 6 tane, şöyle 6 tane trabzanım vardı. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan yaptım. Bir sonrakine batıyorum hanımlar. Üstüne doladım. Şimdi bunu tek seferde çekiyorum. Burada da aynı işlemi yapmıştım. Bir yandakine batıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane de tekli sık iğne yaptım buraya. Şimdi hanımlar, ilk başlarken buraya 2 tane sık iğne yapmıştım. Şimdi buraya tekrar batıyorum. Aynı yere 1 2 şöyle. Şimdi buradaki, bakın hemen burada ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum ve kaydırma tekniği ile üstüne almadan birleştirdim. Şöyle. Şimdi bu burun kısmı oluyor. Burası da topuk kısmı oluyor. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi hanımlar, benim elim sıkı olduğu için ben üçlü trabzan yapacağım. Siz elinizin örgüsüne göre ikili trabzan da yapabilirsiniz. Şimdi aynı yere batarak bir tane trabzan yaptım. Bir sonrakine batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle göstereyim. Aynı yere iki defa batmış oldum. Şimdi hanımlar, bir yandakine batarak devam ediyorum. Bir yandakine batıyorum. 2 3 4 5 6 7
Buradaki 7 tane sık iğnenin üstüne 7 tane trabzan yaptım. Tekrar devam ediyorum. 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane trabzanım oldu. Şimdi hanımlar, burada 7 tane sık iğnem vardı. Bir tane üstüne alarak yaptığım sık iğnem vardı. 8 oldu. Burada 7 tane de trabzanım vardı. Toplamda 15 tane oldu. Burada 15 tane tekli trabzan yapmış oldum. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Bir, aynı yere tekrar batıyorum. 2. Burayı yuvarlayacağız hanımlar. Bir yandakine batıyorum. 1 2 Bir yandakine batıyorum. Bakın bunlara ikili ikili yaptım. Şöyle. Tekrar 1 2 Şimdi 1, 2, 3 tane ikili olmuş oldu. Devam ediyorum. 1, 2, 4 tane oldu. 1, 2, 5 tane oldu. 1, 2, 6 tane oldu hanımlar. 6 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar devam ediyorum. Birer birer yapıyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aynen buradaki gibi burada da 15 tane trabzanımı yaptım. Hanımlar, tam hepsini komple göstermek için videoyu kesmiyorum. Bu tabanı çünkü istediğiniz patikte kullanabilirsiniz. Bebek patiğinde üstüne bunu yapıp üstüne farklı modellerle değişik değişik modellerde patikler yapabilirsiniz. Şimdi tekrar bir yandakine batıyorum. 1 2 Bakın bir tane ikili yaptım. Tekrar bir yandakine batıyorum. 1 Aynı yere tekrar batıyorum. 2 Şimdi burada iki tane ikili olmuş oldu. Burada yukarı çıkmak için zincir çekmiştim. Şimdi bu zincirin en tepesine batıyorum. Üstüne almadan kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi bakın hanımlar. Şöyle çok güzel düzgün durdu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar buraya batıyorum. Aynı yere batarak bunu da 2 yapmış oldum. Zincirle beraber. Bir yandakine batıyorum hanımlar. 1, aynı yere batıyorum. 2. Şöyle. Şimdi bir yandakine batıyorum buraya. Bir tane yaptım. Buraya bir tane tekli yaptım. Bir sonrakine batıyorum. Bir. İki. Şöyle. Araya bir tane tekli yapmış oldum. Sonuna tekrar ikili yaptım. Şimdi tekrar buraya tekli trabzanlar yapıyorum. Bir. İki.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tekrar buraya 15 tane tekli trabzanımı yaptım. Şimdi bir yandakine batıyorum. 1 2. Bakın aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Bir yandakine batıyorum. Bir tane yapıyorum. Buraya. Tekrar bir yandakine batıyorum. Şuraya. 1 2 Bakın. İkili trabzan yaptım. Buraya bir tane trabzan. Buraya tekrar iki tane trabzan yaptım. Şimdi devam ediyorum. 1 2 Bu şekilde ikili ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada bakın bir taneden sonra bir iki tane ikili trabzanım oldu. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Şimdi buraya 8 tane ikili trabzan yapmış oldum hanımlar. Her boşluğa 2 tane 2 tane yaparaktan 8 tane şöyle ikili ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi tekrar buraya bir tane tekli yapıyorum. Sonra tekrar buraya 2 tane yapıyorum. 1 2 Bundan sonrasını tekrar tekli yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekrar buraya 15 tane tekli trabzan yaptım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın ikili trabzanımı yaptım. Bir yandakine batıyorum. Bir tane yapıyorum. Tekrar bir yandakine batıyorum. 1 2 Bir yandakine batıyorum. 1 2 Tekrar buradaki zincirin en tepesindekine batıyorum. Üstüne almadan kaydırma tekniğiyle. Şimdi hanımlar, tabanımız bu şekilde olmuş oldu. Fakat ben bir sırada her tepeye batarak, her trabzan tepesine batarak birer tane sık iğne yapacağım. Bu sırada artırma, eksiltme yapmıyorum. Hepsine birer tane. Şimdi komple hepsine birer tane sık iğne yaparak buraya geleyim. Sonra diğer parçayla beraber bunu birleştireyim hanımlar.
Evet hanımlar, sık iğne sıramı da tamamladıktan sonra bakın aynı ölçülerde yaptım. Bunu da aynı ölçülerde yaptım. Şimdi ters taraflarını yüz yüze bakacak şekilde şöyle birleştiriyorum. Şu şekilde. Yalnız topuk ve burun kısmına da dikkat ediyoruz hanımlar. Şöyle bakın. Buralar topuk kısmı, şöyle bura. Buralarda burun kısmı. Şöyle birleştiriyorum hanımlar. Yalnız birleştirirken de denk gelmesine dikkat edeceğiz. Şöyle yapalım hanımlar. Şuradan burada ikili var hanımlar, bakın. İkili, birli, buradaki ikiliden sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5.'ye şöyle denk getiriyorum. Burada da aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. Bakın beyaz üste gelecek şekilde şu şekilde bakın ilmeği aldım. Şimdi hanımlar sık iğne tepesine batıyorum. Diğer parçanın da sık iğne tepesine batıyorum. Şöyle alıyorum, kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Burayı sıkı yapmayalım hanımlar, gevşek yapalım. Tekrar sıradaki sık iğne tepesine batıyorum. Diğer parçada da sıradaki sık iğne tepesine batıyorum. Şöyle tekrar aynı şekilde hanımlar sıradaki sık iğne tepelerine batıyoruz. Bakın son yaptığım sık iğne tepelerine batıyorum. Şöyle üstüne almadan çekiyorum. Tekrar sıradaki sık iğne tepesine batıyorum. Diğer parçanın da sıradaki sık iğne tepesine batıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım ve şu şekilde birleştirdim. Tekrar sıradakine geçiyorum. Diğer parçanın da sıradakine batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Bu şekilde hanımlar şöyle dolanalım. Buraya gelince ben buranın birleştirmesini de tekrar göstereyim hanımlar. Bütün etrafı dolanalım. Tekrar göstereyim ben. Bakın sıradakine batıyorum. Bir sonrakinin de sıradakine batıyorum. Şöyle iki parçayı birlikte alarak üstüne almadan birleştirdim. Çok kolay hanımlar. Evet. Sırayı tamamlayalım. Buraya gelince tekrar göstereyim. Hanımlar bakın şimdi. Komple dolandım. Buraya geldim. Şimdi buraya da batıyorum. Bakın şuraya da batıyorum. Birleştiriyorum. Şöyle. Sonra şöyle göstereyim hanımlar. İlmeği şişten tığdan çıkartıyorum. Bir sonraki yeşil, bakın buradaki ilmek var. Bu ilmeğe diğer taraftan şöyle tığımı geçiriyorum. Şöyle arka taraftan şuradan batayım. Şimdi bu ilmeği buradan alıyorum. Şöyle bakın. Burası bütün gibi oldu. Tekrar hanımlar şöyle buraya bir iki tane zincir çektim. İpliğimi kestim. Şu aralardan şöyle ipimi geçiriyorum. Dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz hanımlar ama böyle ben renkli olsun istedim.
aralardan şöyle ipimi geçirdim. Bunu da şuradan geçiriyorum. Evet hanımlar. Şimdi iki tane, yani bir çift tabanımız hazır olmuş oldu. Bakın yanlar da çok güzel durdu şu şekilde. Yanlar da çok güzel durdu. Şöyle her iki, yani hem sağ hem sol ayak aynı şekilde, taban aynı şekilde örüldü. Şimdi üst kısmına geçelim. Süslemesine geçelim hanımlar, üst kısmının. Şimdi hanımlar şuradan göstereyim. Bakın. En başta şurada 6 tane şöyle trabzanım vardı. 1, 2, 3'ten sonra bakın. 3, 3 de bu taraf tam orta oluyor. Bunu hiza alarak şöyle geliyorum. Bakın tam böyle şuraya kadar geldim. Bundan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6.ya batıyorum hanımlar şuraya. Bakın tekrar göstereyim. 1, 2, 3. 3 de burada var. Tam ortadan geliyorum. Şöyle, tam şöyle şuraya geldik. 1, 2, 3, 4, 5. 6. trabzan zincir işinin şöyle ilmeğinin içinden batıyorum. Yalnız şöyle göstereyim. Bakın burada ipimiz 2 kat. İlmeğimizin ipi dış taraftakine değil, içe doğru. Şöyle içe doğru tek katına batıyoruz. Şu şekilde. Şimdi üst kısmını yeşille yapacağım. Şöyle ilk önce ilmeğimi sabitledim ve battığım yerden şöyle hanımlar şuraya ekledim. İki tane zincir çektim. Şimdi hemen yandakine batıyorum. Bakın yandaki ilmeğin iç tarafına şöyle battım. Trabzan yapıyorum. Tekrar şu ipi şöyle alayım. Bakın tekrar bir yandakine batıyorum. Bakın iki kat ip var burada. İç taraftakine, dıştakine bırakıyorum. İç taraftaki yeşile batıyorum. Tek kat olarak bu esnada şu ipimi de aradan şöyle alayım, şöyle götüreyim hanımlar. Evet. Tekrar trabzan yapacağım. Şöyle. Bir yandakine aynı şekilde batıyorum. Tek kat olarak hanımlar. Tekrar trabzan yapıyorum. Tekrar bir yandakine batıyorum. Bakın kenardaki zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5. Bir yandakine batıyorum. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
ve 20. Evet, buradan buraya 20 tane trabzan yaptım. Şimdi hanımlar bu arka kısmına şöyle buradan zincir çekerek geçiş yapacağım. Zincirimizi gevşek yapalım bir sonraki sırada çünkü üstünü dolduracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane zincirimi çektim. Şimdi tekrar buradaki yeşil zincir işini sayıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18.ye batıyorum hanımlar. Şöyle 18.ye önce tığıma doluyorum ve 18.ye batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi hanımlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de burada kaldı. Şimdi geri dönüş yapıyoruz hanımlar. Bakın burada 10 tane kaldı. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve trabzan yapıyorum. Her trabzan tepesine bir tane batıyoruz hanımlar. Şöyle. Bütün hepsine batıyoruz. Buraya gelince de her zincirin arasına bir tane batıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi hanımlar bakın. Trabzan sıramı tamamladım. Şu arkadaki her zincirin içine birer tane trabzan yaptım ve 2 sıra trabzan gittim. Yan taraftan saydığımızda da 1, 2, 3 sıra olmuş oluyor. Şöyle. Şimdi sık iğne yapacağız hanımlar. En baştaki bakın en baştaki trabzan tepesinden başlıyorum. Üstüne almadan sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde bütün kenarı dolanalım. Buraya gelelim. Sonra da bu ucun eklenmesini göstereyim. Şöyle. Hanımlar bakın. Sık iğneyi tamamladım. Tekrar örgümü çevirdim. Şöyle. Şimdi en baştaki tekrar sık iğne, trabzan tepesinden başlıyorum. Şöyle. Şuradan başladım. Şöyle. 1 2
3 4 5 6 7 8 8 tane tekrar sık iğne yaptım. Şimdi şöyle diğer ucunu alıyorum ve en baştan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. incinin içine tığımı geçirdim ve ilmeğimi aldım. Şimdi ilmeği şöyle aldıktan sonra bakın şimdi aldım. Bir yandaki sık iğne tepesine diğer parçadan buraya 8 tane sık iğne yapmıştım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi şuraya batıyorum. Tekrar tığımdan şu ilmeği diğer tarafa aldım. Şimdi de bu taraftan sıradaki sık iğnenin içine batıyorum. Üstüne almadan şöyle geçirdim. Tekrar diğer parçadaki sık iğne tepesinden sıradaki sık iğne tepesinden tığımı geçirerek ilmeğim içinden aldım. Tekrar bu taraftakinden şöyle ilmek aldım. Üstüne almadan geçirdim. Bakın hanımlar. Karşılıklı olarak her iki parçadan da sıra ile ilmek alıyorum. Bakın. Şimdi buradan ilmeğimi geçirdim. Sonra bu taraftakine batıyorum. Üstüne almadan şöyle ilmeğimi örmüş oldum. Tekrar tığdan ilmeğimi çıkardım. Diğer taraftan tığımı geçirdim. İlmeğimi içinden aldım. Şimdi bu taraftaki sıradaki sık iğnenin içine batıyorum. Üstüne almadan ördüm. Dilerseniz her iki parçayı dikebilirsiniz de. Buraya da sık iğneleri sonuna kadar yapıp karşılıklı dikebilirsiniz de. Dilerseniz de şimdi benim gösterdiğim gibi de birleştirebilirsiniz. Karşılıklı olarak şöyle. Şimdi burada bitirmiş oldum. Yalnız şu burnun biraz şöyle toparlanması için hemen bakın burada zincir var. En tepesinden batıyorum. Tekrar ilmeğimi aldım. Aynı şekilde bu kenardaki zincirden de batıyorum. Boşluğa batmıyorum. Her iki tarafta da zincirin içine batıyorum. Şöyle iki tane de zincir çektim. Bitirdim. Şimdi şu uç kısmı da toparlamış olduk. Şu ipimi şu aradan geçirerek yok edeceğim ucu. Sonra size burun kısmını göstereceğim. Buraya zaten şimdi çiçek yapacağız. Bakın şu iki taraftan da tekrar son olarak aldığımızda daha güzel toplamış oldu. Şöyle. Bakın arka tarafı da açık. Her iki parçayı da bitirdim. İkisi de aynı şekilde olacak hanımlar. Sağ parça, sol parça olarak ayırmıyoruz. Her iki parçayı da aynı şekilde ördük. Şimdi bakın çok güzel oldu. Çiçeklerle süsleyeceğiz hanımlar. Şimdi hanımlar bakın çiçeğimizi bu şekilde yapacağız. İlk önce yeşil ile orta kısmını başlayalım. İlmeğimi sabitliyorum önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. En baştaki zincirin içine batıyorum. Ve sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim.
Şimdi bu birleştirdiğim yere batıyorum hanımlar, şöyle. Ve trabzan yapıyorum. 1, aynı yere tekrar batıyorum. 2. 2 tane trabzan yaptım. Bu yuvardağın içine şu boşluğa batarak sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Birleştirirken yaptığım sık iğnenin şu boşluğuna batıyorum ve 2 tane tekrar trabzan yapıyorum. 1, 2. Tekrar bu yuvardağın içine batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir, 2 tane trabzan, 5'liğe batıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. 3 tane zincir, sık iğnenin içine 2 tane trabzan, 2 yuvardağın içine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir, 2 tane trabzan, 2 sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi şunları biraz şöyle kaydıralım. Çünkü buraya 7 tane minik yaprak sığacak. Tekrar 3 tane zincir, 2 tane trabzan, tekrar 3 tane zincir, 2 tane trabzan. Ve boşluğa batıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane minik yaprak oldu. 2 tane zincir çektim ve şimdi ipimi kesiyorum. Şimdi beyaz ipimizle kenarlarını yapacağız. Bu çiçeği hanımlar normal büyükler için yapılan patiklerde kullanabilirsiniz. Elbiselerde, her şeyde de kullanabilirsiniz. Çok güzel bir çiçek bu. Şöyle tekrar ilmeğimi sabitledim. Şimdi bakın burası çiçeğimizin ön tarafı. Şöyle arka tarafını çeviriyorum. Şimdi bu yaprakların bu aradaki boşluktan batıyorum. Şöyle. İçe doğru batıyorum ve sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi bu diğer yaprağın şu boşluktan tekrar içe doğru batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Elbisede bu aralara ikişer tane çekmiştim hanımlar. Biraz küçük oldu. Onun için buna biraz büyük yaptım. Dilerseniz öyle, dilerseniz böyle yapabilirsiniz. Tekrar bu sıradaki yaprağın boşluğuna batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın, hemen bir yandaki yaprağa geçiyorum ve şu aradaki boşluğa batıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde bütün yaprakların arasındaki boşluktan batarak trabzanlarımızı yapıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak buradaki yaprağıma tekrar batıyorum. 7. yaprağıma trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. En başta bakın burada başlarken çektiğim zinciri geriye doğru sayıyorum hanımlar. 1, 2, 3. Üçüncüye batalım. Şöyle biraz sıkı çekmişim. Evet, bunu buraya birleştirdim. Şöyle göstereyim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın şu an çiçeğimizin düz tarafı burası. Arkası burası. Şimdi düz tarafı şöyle üste gelecek şekilde devam ediyorum. Sıradaki bakın hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi buraya çektiğim 3 tane zincirin içine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Kenardaki zincirle beraber 8 tane olmuş oldu. Sonra tekrar ön tarafa şöyle ön tarafı çeviriyorum. Bakın şöyle örgümün ön tarafı. Şöyle tekrar yaprakları yeşil yaprakları öne doğru yatırdım. Hemen bu ucundaki trabzandan aşağıya doğru devam ediyorum. Bakın buraya doğru yaptım. Şimdi buraya doğru devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 tane tekrar trabzan yaptım. Şimdi hanımlar bakın. Bunu ilk başladığım şurada ilk başladığım yere batıyorum bakın. Şurada 3 tane zincir çekmiştim. Hemen onun ucuna batarak sık iğne ile birleştirdim. Şöyle. Şu yeşili içe doğru alsam. Şu şekilde. Şimdilik en azından. Şöyle. Evet. Şimdi hanımlar tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve tekrar sıradaki trabzana batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar örgümü çevirdim. Geriye doğru bakın geriye doğru buradaki zincirin içine 7 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımı yaptım. Zincirle beraber 8 tane tekrar çeviriyorum. Bakın hemen ucunda şurada aşağıya doğru bir tane trabzanım var. Bu trabzana şu şekilde batarak boşluktan batıyorum ve 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar şu şekilde alıyorum. Bakın aşağıya doğru 5 tane trabzanımı yaptım ve buradaki trabzanın tepesine batarak sık iğne ile birleştirdim.
1, 2, 3, 4 tane zincir çekip tekrar sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. 3 tane zincir. Tekrar hanımlar, buraya doğru 7 tane trabzan yapıyoruz. Sonra aşağıya doğru 5 tane trabzan yapıyoruz. Buraya ekleyip tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde 7 tane yaprağımızı tamamlayalım hanımlar. Tekrar göstereyim. Evet hanımlar, çiçeğimi bitirdim ve diktim. Bakın şöyle de diktim. Çok da güzel oldu. Arkası açık, önü açık. Sandalet tipi patiklerim harika bir şekilde tamamlanmış oldu hanımlar. Şöyle bakın, ön tarafı da açık. Farklı bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince sizlere değişik modeller göstermek istiyorum. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.